Merhabalar gençler. Bugün sizlere çemberin devamını anlatacağım. Daha çok çemberde açı kısmının üzerinde duracağız. Birçok soru çözeceğiz. Şimdi teğet kiriş açıyı bir anlayalım. Çember üzerinde tek bir noktadan değen doğru parçasına biz teğet diyorduk. Buradaki doğru parçasına teğet dedik gençler. Doğru parçası ile çemberin AB kirişinin arasında kalan buradaki alfa açısına biz teğet kiriş açı ismini veriyoruz. Bu alfa açısı gördüğü yayın yarısına eşittir. Yani buradaki kısma dikkat ederseniz gençler, bakın şuradaki AKB yayı 2 alfa olacaktır. Alfa karşısı 2 alfa olarak yer almış oldu. Yani teğet kiriş açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşittir. Burası 2 alfa ise burası alfa oldu. Şimdi yandaki şeklimize hemen gelelim gençler. Yandaki şeklimizde bize demiş ki aynı yayı gören teğet kiriş açı ile çevre açının ölçüsü birbirine eşittir. Bu ne demek, bir açıklayalım. Bakın buradaki alfa açısı, diyorum ki ben şuradaki alfa açısına baktığımız zaman bu bir çevre açı. Karşısındaki BC yayı ne kadar olacaktır? 2 alfa. Bakın burası gördüğü yay BC yayı olduğu için bu 2 alfa olduysa buradaki teğet kiriş açı dediğimiz kısım şuradaki minik alfa kısmına dikkat edin. Bu da karşıdakine 2 alfa yapacağı için burası da alfa şeklinde yer alacaktır. Şimdi özelliğimize dikkat edelim gençler. Bu özellikle ilgili sık sık soru geliyor. BAC ve ABC aynı yayı gören teğet kiriş açılar oldukları için ölçüleri birbirine eşittir. Yani burası alfa ise burası da alfa olacaktır. O zaman karşısındaki yaylar ne olacak gençler? 2 alfa şeklinde yer alacak. Şimdi bu özelliğimizde 3. özelliğimize gelelim. 3. özelliğimizde diyor ki BC ve AB çemberlerinin ortak teğeti olmak üzere. Bakın gençler, buradaki ABD açısının ölçüsüyle BAD açısının ölçüsüne ben alfa dedim. Sonra CAD açısının ölçüsüyle DCA açısının ölçüsüne teta dedim gençler. Buradaki ifadeye dikkat ederseniz bakın şurada bir üçgen oluştu. Buradaki üçgende artık 2 alfa ile 2 teta'nın toplamı üçgenin iç açılarından dolayı 180 eşit olacaktır. O zaman alfa ile teta'nın toplamı ne olması gerekiyor? 90. Kısacası gençler, şu kısma dikkat edelim. Bakın şurayı temizleyelim, hemen göstereyim ben size. Bakın gençler, bakın şu aradaki açı kesinlikle ne olmak zorundaymış? Dik olmak zorundaymış, bize bunu vermiş. Neden? Alfa ile teta'nın toplamı 90 derece olduğu için bu aradaki A açısı 90 derece olmak zorundadır. Peki, 4. özelliğimize geldim. Uç bir özellik gençler. Çok fazla karşınıza çıkmaz ama çıkarsa diye vermek istedim ben bu özelliği. Bakın şimdi, aşağıdaki yazılığı siz zaten kendiniz okursunuz. Ben bunu şekil üzerinde açıklamak istiyorum. Buradaki E dediğimiz ifademiz bir çevre açı. E'nin açısının ölçüsü neymiş? Alfa. O zaman burası da ne olacaktır gençler? 2 alfa olacaktır. Peki bakın şu kısma gelirseniz, şuradaki açımıza bakarsanız burası da ne olmak zorunda? Buradaki teğet kiriş açımız alfa olmak zorunda. Gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşit olacağı için burası alfa geldi. Şimdi buradan böyle bir ne çiziyoruz? Teğet doğrusu. Teğet doğrusu çizdiğimiz zaman buradaki alfa ile buradaki alfa açıları ters açılar olacaktır. O zaman gençler, burası alfa ise şuradaki BTC yayının ölçüsü de ne olacak? 2 alfa. BTC yayını gören bir çevre açı var bu. Bu açı hangisi? D köşesindeki açı. O zaman gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşit olacağı için D'nin ölçüsü de ne olacaktır? 2 alfanın yarısı alfa olacaktır gençler. Unutmayın. Bunu açıklamak istedik size. Ve aşağıda demiş ki eğer ki E, B, D noktaları doğrusal oluyorsa AE dediğimiz ifade ile DC dediğimiz ifade birbirine ne olabilirmiş? Paralel olacakmış gençler. Bu özelliğimize bakalım. Gençler, burası alfa ise karşısındaki yayın ölçüsü yani BC yayının ölçüsü ne olacaktır? 2 alfa olacaktır. Peki devam edelim. Şimdi burası 2 alfa ise gençler,
Buradaki de alfa ise karşısındaki yay ne olacaktır? Burası da 2 alfa olacaktır. O zaman buradaki teğet giriş açıda ne olacaktır gençler? Alfa olacaktır. Bize bildirdiği şey bu oluyor. Bakın AKT yayı o zaman 2 alfa oldu. Buradaki BFT yayı da 2 alfa oldu. Gençler en çok kullanılan özelliklerinden bir tanesi oluyor. Bu verilen özellik. İki giriş arasında kalan açının ölçüsü. Yalnız bu çemberin içinde olan bir açı üzerinde değerlendiriliyor. Şimdi gençler bakın buradaki AB yayı ile CD yayını toplayıp ikiye bölersem alfa açısını verecektir. Peki bunun özelliği neymiş? Hemen buradan açıklayalım tekrardan. İki tane giriş arasındaki açı yani alfa açısı gördüğü yayların toplamının yarısına eşittir. O zaman ben diyorum ki AB dediğimiz ifademiz 20 derece olsun gençler. Aşağıdaki CD dediğimiz ifademiz 70 derece olsun. Buradaki alfayı size sorarsam nasıl yapacağız? 20 artı 70 bölü 2'den alfa dediğimiz ifademiz kaç olacaktır gençler? 45 olacaktır. Bu da bir örnek olarak verilmiş olsun. Şimdi devam edelim. Çemberde dış açı dediğimiz ifademiz. Bakın buradaki bu sefer dış açıyı hesap edelim. Dikkat edin lütfen. Başlangıç noktası çemberin dış bölgesinde bulunan alfa açısından bahsediyorum. Açının kollarını kesen ya da teğetlerin oluşturduğu açıya dış açı denir. Alfa açısı dış açı. Bunu belirttik gençler. Dış açının ölçüsü görmüş olduğu yayların farkının yarısıdır. Büyük olan yaydan yani CD yayından küçük olan yayı çıkartıp ikiye böler isem eğer alfayı bulmuş olacağım. Hemen bir örnek üzerinde göstereyim gençler. Şimdi ben buradaki alfa dediğim ifadeyi bilmiyorum. Alfayı sormuşum size. Diyorum ki bu CD yayının ölçüsü 100 derece olsun. Buradaki BE'nin de ölçüsü ne olsun gençler? 20 derece olsun. Ben sana alfayı sorduysam nasıl bulacaksın? 100 eksi 20 bölü 2'den gençler. Alfa dediğimiz ifadem 80 bölü 2'den 40 olacaktır. Şimdi yandaki özelliğimize geçelim. Hemen buradaki özelliğimize dikkate alalım. Şimdi buradaki x ile buradaki dış açı aslında aynı mantık gençler. Bir farklılığı yok. Yine de açıklamak istiyorum ben size. Diyoruz ki bakın gençler buradaki x dediğim ifadem büyük olan yayın ölçüsünden küçük olan yayın ölçüsünü çıkartıp ikiye bölmek ile bulunuyor. Yandaki örneğin aynısını yer alacağı için tekrar örnek vermeme gerek yok. Daha sonraki sorular üzerinde görür zaten. Şimdi buradaki özelliğimize hemen bir bakalım. Bu özelliği çok kullanıyoruz gençler. Lütfen dikkat edelim. Buradaki bakın bize demiş ki dış açının her iki kolu çembere teğet ise, bakın bu çok önemli. Dış açının her iki kolu, birinci kol bu kısım, ikinci kol bu kısım gençler. Birinci kolda C noktası çembere teğet, ikinci kolda B noktası çembere teğet. Eğer ki dış açının her iki kolda çembere teğet ise buradaki yay ile buradaki alfa açısının toplamı 180 derece olmak zorundadır. Nasıl bir şeymiş bu böyle? Hemen bir örnek üzerinde göstereyim ben size gençler. Şimdi diyorum ki burası 60 derece. O halde ben sana buradaki BKC'nin ölçüsünü sorarsam ne olacaktır? 60 ile neyi toplarsam 180 yapıyor diyeceğiz. Buradaki alfa dediğimiz ifademiz 120 olacaktır gençler. Yandaki özelliğimize geldim. Şimdi mantıklı düşünelim. Buradaki mavi özelliğimiz neydi gençler? Buradaki mavi özelliğimiz çemberin tamamı için geçerliydi. Mantıken gençler ben merkez noktasını ayırarak çemberin yarısı üzerinde aynı işlemi yapacak olursam bu sefer diyeceğiz ki çembere teğet olan açı ile buradaki y'nin toplamı ne olmak zorunda? 90 derece olmak zorunda. Ben bir örnek üzerinde gösteriyorum ben size. Diyorum ki gençler şurası, burası 30 derece olsun. O zaman ben size y'nin ölçüsünü soracak olursam y ile 30'un toplamı kaç derece yapacakmış? 90 derece. O zaman y dediğim ifadem kaç derece olacak? 60 derece. Şimdi bu özelliğe gelelim. Kirişler dörtgeni. Kirişler dörtgeni dediğimiz ifademiz gençler çember üzerinde
bulunan dörtgene kirişler dörtgeni denir. Ama köşeleri çember üzerinde olacak. Dikkat ediyorsunuz. Şimdi kirişler dörtgeninin bir özelliği var. Bu özellik de şu. Karşılıklı açıların ölçüleri toplamı 180 derece yapacak. Yani A açısıyla C açısını topladığımız zaman 180 yapacak. D açısıyla B açısını topladığımız zaman 180 derece yapacak. Sinüs teoremine geldim. Tabii ki bu senenin başında trigonometri konusunu işlerken bununla ilgili bir sürü örnek çözdük gençler. Tekrar hatırlatmış olalım şimdi. Bakın buradaki dışarıdaki çembere biz ne diyorduk? Çevrel çember diyorduk. ABC üçgeninin dış kısmında köşelerinden bağıntılı bir şekilde oluşturulan çembere biz çevrel çember diyoruz. Çevrel çember üzerindeki yarıçapı R olarak nitelendirirsek A bölü gençler, bakın BC kenarının uzunluğunu A dedik. A bölü karşısındaki açının sinüsü. B bölü gençler karşısındaki açının sinüsü. C uzunluğu bölü C'nin karşısındaki kenardaki açının sinüsü yer alacak. Bunların gençler 2R olduğunu, yani çapa eşit olduğunu daha önce söylemiştik. Şimdi hemen birinci sorumuza bakalım. Bu soruyu bir önceki videoda aslında ben size çözdüm. Fakat şu an farklı bir yöntemle çözeceğim. Bunu göstermek için verdim. Şimdi gençler burası 20 derece ise burası kaç derece olacaktır? 40 derece. Peki burası x ise karşısı ne olacaktır? 2x gençler. Peki şurada bir iç açı oluşmuş. Bu iç açıyı nasıl buluyorduk biz? 80 dediğimiz ifademiz gördüğün yayların toplamının yarısına eşitti. O zaman ben diyorum ki 80 dediğimiz ifademiz 2x ile 40'ı toplayıp 2'ye bölmekle oluşuyor. Hemen burada işler dışlar çarpımı yaparsam 160 dediğimiz ifademiz 2x artı 40'tan. Gençler x ne gelecektir buradan? Bakın 20, buradaki 40'ı diğer tarafa attım, 120'yi 2'ye böldüm, 60 gelmiş oldu. Şimdi bu sorumuza bakalım gençler. Buradaki 40 dereceyi vermiş, bize x'i sormuş ve bize bir paralellik vermiş. Hemen o zaman ben soruyu çözmeye başlıyorum. Şöyle hafif bir büyütelim rahat görebilmemiz için. Diyorum ki bu kısımda, bakın şöyle bir paralellik çektim ben. Çektiğim paralellikte şu kısım, gençler burası x ise buradaki yay ne olacaktır? 2x. O zaman buradaki açım ne olacaktır gençler? Buradaki açı da x olacaktır. Peki burası x, burası x ise şuradaki açıya kaç derece kalacaktır? Burada bir üçgen oluştuğu için gençler 180 eksi 2x oldu. Pekala, üst kısma geldim ve üst kısmı devam ettiriyorum. Hemen diyorum ki burası 40 derece ise karşıdaki yay dediğim ifadem şurası ne olacaktır? 80 derece. Lütfen dikkat edelim. Bakın ben buradan şöyle bir doğru çektim. Buradaki doğrum burası ile burası eşit olacaktır. Neden? Çünkü bunlar teğet kiriş açılar. Gördükleri yaylar aynı. Bu açılar aynı zamanda 40'ar derece olacaktır gençler. Peki burada bir üçgen oluştuğu için şuradaki açım kaç derece olacakmış? 40, 40, 80 buraya 100 derece kalmış oldu. Bakın şurada bir U kuralı var. Dikkat ederseniz. Şöyle hemen bir kalın kalem ile göstereyim ben size. Diyorum ki bakın şurada bir U kuralı var gençler. U kuralı neydi? Hemen hatırlatma yapıyorum. Burası alfa ise, burası beta ise alfa ile betanın toplamı kaç derece olacaktır? 180 derece. Daha önceki zamanlardaki bilgilerinizden bir tanesi bu. Peki, şimdi o zaman ben diyorum ki buradaki açım 100 derece ise aşağıdaki açım da neydi? Buradaki açım 180-2x'ti. Bunu toplayınca ne yapması gerekiyormuş? 180 yapması gerekiyormuş. Peki o zaman 180'lar gitti gençler. 2x dediğim ifadem 100'e eşit ise x dediğim ifadem kaç gelecektir? 50. Bu sorunun çözümü de bu şekilde. Şimdi sıradaki sorumuza gelelim. Hemen sıradaki sorumuza bakıyorum. Bu soruda bana demiş ki BC ile bakın DC birbirine eşitmiş. Buradaki BCD yani bana x'i sormuş. Tamam o zaman şöyle bir bilgim vardı gençler. Bakın buradaki A köşesindeki açım
Çembere iki noktadan teğet ise buradaki açı ile şuradaki gördüğü yayın ölçüleri toplamı kaç derece olmak zorundaydı? 180 derece. O zaman burası 64 ise buradaki yayın ölçüsü kaç derece olacaktır gençler? 180'den 64'ü çıkartırsam eğer ne kalıyor geriye? 116. O zaman bana BC yayının ölçüsünü 116 olarak vermiş oldu. Peki bu BC yayını gören başka bir açı var mı? Evet, burası. Peki ben biliyorum ki bu D açısı aynı zamanda çevre açı. Çevre açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşitti. Burası 116 ise buraya kaç derece kalmış olacak gençler? 58 derece, yarısı olduğundan dolayı. Bu bir ikizkenar üçgen olduğu için buraya da 58 derece kalmış oldu. Peki bir üçgenin iç açıları toplamı 180 olacağı için 58-58 yukarıya paylaştırırsam 58 artı 58 artı x dediğim ifademizin toplamı kaç yapacaktır? 180. O halde x buradan kaç bulunmuş oldu gençler? 64 bulunmuş oldu. Bu sorumuza dikkatli bir şekilde bakalım gençler. Soruyu hafif büyütüyorum şöyle. Demiş ki bize buradaki x'i vermiş. O zaman burası, şurası 2x olacaktır. Burası ne olacaktır gençler? Y'nin karşısındaki yay, yani RC yayı da 2y olacaktır. Ben şunu biliyorum. Buradaki 70 derece dediğim ifadem bir iç açı. İç açının ölçüsünü bulabilmek için ne yapıyordum? Gördüğü yayların ölçülerini toplayıp 2'ye bölüyordum. Yani 2y ile 2x'i toplayıp 2'ye bölersem bana 70'i vermesi lazım. Buradan ben x artı y'nin toplamını 70 olarak elde etmiş oldum gençler. Şimdi bakın devam ettiriyorum. Hemen şu kısma geldim. Şurayı bir temizleyelim. Şimdi soruya bakarsam buradaki 24 ne işime yarıyor? Bu 24 bir dış açı. Peki dış açının ölçüsünü nasıl buluyordum? Gördüğün yayların ölçüsünün farkını alıp 2'ye bölüyordum. O halde 2y eksi 2x bölü 2 dediğim ifadem bana aslında 24'ü verecekmiş. Buradan da ne bulduk gençler? Y eksi x'in 24 olduğunu buldum. Ben bu iki ifadeyi alt alta yazıp düzenlersem y eksi x dediğim ifadem 24'e eşitmiş. Taraf tarafa topladığım zaman bakın x'ler gitti. Buradan 2y dediğim ifadem ne gelmiş oldu gençler? 94 gelmiş oldu. Y dediğim ifadem kaç gelmiştir gençler? Hemen bakıyoruz. 47 geldi. Y 47 ise x kaçmış? 23. Bana ikisini sormuş. X dediğim ifadem 23, y dediğim ifadem 47'dir. Bu sorumuza bakalım gençler. Hemen sorumuzu çözüyorum. Bakın ben ne istediği şey x'miş. Burası 2x olacaktır. Burası kaç derece olacaktır? 45'in karşısı olduğu için 90 derece olacaktır. Ben burayı beta diye isimlendirdim gençler. Şimdi diyorum ki bir çemberin üst kısmında kaldığı için buradaki 90 artı beta artı 2x dediğimiz ifademiz ne olacakmış? 180'e eşit olacakmış. 90 artı 2x artı beta dediğimiz ifademiz 180'e eşit ise buradan ne gelmiş olacak gençler? 2x artı beta dediğimiz ifademiz 90 gelecektir. Bunu bir cebe attık. Şimdi diğer tarafa geçersem bu 20 dereceyi kullanabilmem için 20 derecenin karşısındaki gördüğü yayları farkını alıp 2'ye bölersem 20'yi bulmuş olacağım. O zaman 20 dediğim ifadem aslında 2x eksi beta bölü 2 olacaktır. Buradan 2x eksi beta dediğimiz ifademiz 40'a eşittir gençler. Taraf tarafa yazıp düzenleme işlemi yapıyorum. Buradan taraf tarafa toplarsam betalar gitti. 4x dediğim ifadem 130'a eşit ise x dediğim ifadem 65 bölü 2'den gençler 32,5 gelecektir. Benden istediği şey de x'ti zaten. Bunu bulduk. Bu sorumuza bakalım hemen. Şimdi bu sorudan bize 40 vermiş. Peki burası 40 ise burası kaç derece olacaktır? 80 derece. Peki bu 80 dereceyi gören başka bir açı var mı? Evet, B köşesindeki açı. Burası da 40 derece olacaktır. Gördüğü yayın yarısı olduğu için. İkizkenar üçgen olduğu için gençler burası x ise burası x olacaktır. Bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olacağından dolayı 40 artı 2x dediğimiz ifademiz 180'e eşittir. Buradan 2x dediğimiz ifademiz 140'a eşittir. X kaç gelmiş olacak gençler? 70 gelecektir. Hemen bu sorumuza bakalım. Bu soruyu daha önce çözmüştük gençler. Şimdi tekrar etmek adına yazdım. Buradaki gördüğü yay ne olacaktır? 2x. Burası merkez açı olduğu için gençler burası ne olacaktır? 110 olacaktır. Peki 110 ile 2x'in toplamı neydi?
360'dı. O zaman 2x dediğim ifadeye kaç gelmiş olacak? 250. X dediğimiz ifademiz kaç geldi? 125. Şimdi gençler, bu güzel bir soru. Bu soruya dikkat edelim. Bakın, ben diyorum ki burası 100 derece ise. Şimdi bu açıyı kullanabilmek için, buradaki 100 derecelik yeri kullanabilmek için x'in burada olması lazım. Peki orada değilmiş. Ben buraya diyorum ki alfa diyelim o zaman. Burası alfa olmuş oldu. Peki AB kısmının üstündeki kalan kısım çemberin yarısı olduğu için burası 180 derecedir. Ben buradaki alfa açısını yazmaya çalışıyorum. Gençler, alfa açısının ölçüsü gördüğü yayların toplamının yarısına eşitti. 180 ile 100'ü toplayıp ben 2'ye bölersem gençler, buradan alfa dediğimiz ifademiz 280 bölü 2'den 140 olacaktır. Burası 140 ise alfa ile x'in toplamı ne yapacaktı? 180 derece. O zaman x'e kaç kalmış oldu gençler? 40 derece kalmış. Şimdi bu sorumuza bakalım gençler. Hemen soruya dikkat edelim. Burası 36 ise buradaki yay ne olacaktır? 72 derece olacaktır. Burası x ise karşıdaki yay ne olacaktır gençler? 2x olacaktır. Bakın, bize demiş ki burada DO ile BF birbirine paralel. Bunu boş yere vermedik. Şu kısımdan bir paralellik çektiğimiz zaman, ben size ilk videolarda demiştim ki gençler, bakın, paralelliğin arasında kalan yayların ölçüleri birbirine eşit. Yani burası nasıl 2x ise burası da 2x olacaktır. Peki bir de şunu biliyorum. Çemberin alt kısmında kalan yayın ölçüsü kaç derece olması gerekiyor? 180 derece. O zaman 2x artı, gençler, 2x artı 72 dediğim ifadem 180'e eşittir. O halde buradan 4x dediğimiz ifademiz 108'e eşit ise x dediğimiz ifademiz ne gelecektir gençler? 27 olarak bulunacaktır. Bugünlük bu kadar. Daha sonraki videomuzda görüşmek üzere.